Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2. 1, 2, 3, 4 ve 5. ünitelerin genel özeti. Yani vize için hazırlık videomuz diyebiliriz. Arapça 2 ilk 5 üniteye baktığımızda muzaaf fiiller, mehmus fiiller, misal fiiller, ecvef fiiller ve nakıs fiilleri görmekteyiz. Gramer konuları bunlar. Tabi her birinin içerisinde işte günlük hayatta konuşma, buna dair diyaloglar da mevcuttur. Ben şimdi diyalogların tekrarını yapmayacağım. Yani diyalog işte nasıl konuşuluyor, karşılıklı konuşmalar, bunları tekrar etmeyeceğim. Zaten kitapta var bunlar arkadaşlar. Yani hangi kelime ne manaya gelir, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bayram ziyareti olduğuna göre ziyaretle alakalı, bayramla alakalı kelimelere, tatille alakalı kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Zaten dikkat edilmesi gereken yeri dikkat diye de vermişler yani. Devamında dil bilgisi geliyor. El-kavaid, muzaaf fiiller. Şimdi muzaaf fiiller denilince akla gelen şey muzaaf, şeddeli fiiller yani. Şeddeli. Her ne kadar şeddeli fiil desek de şedde her zaman orada var olmayabilir. İşte medde, ferra, şedde, adde, merra gibi fiiller. Her ne kadar böyle olsa da şeddenin bazen yazıdan kalktığını görmüştük. Medde'nin çekimine baktığımızda medde, şedde vardır. Medde, şedde var. Devam ediyor. Ama mededene bu kalıba geldiğimizde bu kalıptan itibaren ileriye doğru yani mededete, mededetuma aşağı doğru devam eden kelimelerde şeddeyi görememekteyiz. Buna dikkat etmeliyiz. Yani sorulabilir. Hangi kalıplarda şedde vardır şeklinde veya hangilerinde yoktur diye verilebilir. Veya şeddesiz yazılması gereken bir yer, örnek şurası diyelim, şeddeyle yazılabilir ve hangisi yanlış yazılmıştır şeklinde de sorulabilir. Nerede şedde var, nerede şedde yok, buna dikkat etmeliyiz. Demek ki ilk 3 kelime ve ardından 2 kelime, yani şu 5 kalıpta şedde var, gerisinde şedde yok. Bu fiil ister burada olduğu gibi olumlu olsun, isterse olumsuz olsun, bir şey değişmeyecek. Muzariye baktığımızda yemuddu, yemuddane yine şeddeli halde görmekteyiz. Yine aynı kalıpta şedde çözülüyor. Buna fekkul idgam, fek, fekkul idgam, fek çözülmek demek, ortadan kalkması demek. Fekkul idgam, idgamın ortadan kalkması, yani şeddenin silinmesi, yazıdan kaldırılması demektir. Yemdüdne, yalnızca burada şedde yoktur, muzarinin çekiminde. Diğer kalıplarda şedde devam ediyor. Buna dikkat etmeliyiz. Mazide şu kalıptan itibaren hiçbirinde yok. Muzaride nerede şedde yok? Yalnızca bu kalıpta yok. İkisini ayırt etmeliyiz. İşte burada da mazinin olumsuzunu görmekteyiz. Değişen bir şey yoktur. Yani başına ma geldi diye şeddede bir değişiklik olmaz. Şimdi cezimli olan her fiil muzari midir? Muzaaf mıdır? Ona da değinmeyi düşünüyorum. Şu an biraz devam edelim. Başına la geldi diye bir şey değişmez. La yemuddu, la yemuddani, yemudduna. Yani nunlar düşmüyor. Nunların düşmemesine dikkat etmek lazım. La da düşmedi. Lemde ise görüyorsunuz tesniyede temudde. Lem temudda diye kaldı. Elifle kalıyor. Yani temuddani sondaki nun yok. Ama cemi müenneste nun daima durur. Bu cemi müennes ister üçüncü kalıp, üçüncü şahıs, isterse ikinci şahıs olsun. Cemi müennes nunları hiçbir zaman düşmez. Onun dışındaki tesniye ve cemi ve hatta müfret müennes muhatabadaki nun cezm edatı lemden dolayı daima düşüyor. Buna dikkat etmek çok önemli. Ama la da hiçbir şey değişmez. Nun varsa hala vardır. Çünkü la iraba etki yapmaz yani. Emri hazır çekimine sıra geldi. Emri hazır çekimi arkadaşlar mudde de olduğu gibi dalın fethasıyla veya umdud de olduğu gibi dalın cezmi sükunu ile olabilir. Tesnelerde ve cemi müzekkelerde nun düşmüştür. Tesnede düşmüş. Müfret müennes muhatabada yine düşmüş. Cem müennes de zaten düşemez. Neden bunlar düşüyor bu kalıplarda? Çünkü emri hazır
mezzum bir fiildir. Hani ketebe yektubudan bile emir hazır getirsen ne gelir? Uktubu, uktuba değil mi? Uktubu, uktube değil, uktubu değil, uktubi değil, uktubu. Yani emir hazır daima mezzum, cezimli bir fiildir. Şimdi bunun başına la geldi. Yani nehi hazır yapıldı. Nehi hazır da mezzumdur. La temudde ya fetha ile bunu görürsün. Ya da lem, pardon, la temdud de olduğu gibi dalın cezmiyle görebilirsin. Yani bu da la, yukarıdaki de la, ne fark var? Burada nehi hazır söz konusu. Nehi diyor, yasak diyor. Nehi lası muzari cezmeder. Her la değil. Nehi lası, yasaklama lası bu işi yapar. Emir gayipte de li bu işi yapmaktadır. Emir gayip liye veya li te diye geldiğini biliyorsunuz. Emir gayip yalnızca üçüncü şahıslarda söz konusudur. İkinci şahısta emir gayip yoktur. Bununla beraber la cezmettiği için, aynı zamanda li de cezmettiği için sonlardaki nunların yine düştüğünü görüyoruz. Çünkü muzari'nin tesniye ve cemi müzekker ve müfret müennes muhatabada bu üç kalıpta cezm alameti nedir? Nunların düşmesidir. Müfret müzekkerlerde nedir? Cezm alameti sükundur. Cemi müenneslerde nedir? Hiçbir şeydir. Gözünde bir şey göremezsin. Nun orada durmaya devam eder. Dolayısıyla muzari fiilin irabını, yani cezm alameti nedir ne değildir bilmemiz gerekir. Emri gayipte de nehi gayipte de nehi lasın da yine cezmettiğini gördük. La yemudde, la yemdud şeklinde. Bu da ne yapıyor? Emri gaip, nehi gaip. Nehi gaip lasıdır bu da. Hani lehi las. Devamlı bir parça görüyoruz. Bugün ne yaptın, ne ettin şeklinde. Tamam, gerisine ben değinmiyorum. Gerisi arkadaşlar neydi? Okumayla alakalı durumlar. Ben şimdi farklı bir tarafa değinmek isteyeceğim. Şimdi kendisinde şedde taşıyan her fiil muzaaf mıdır? Bu bir soru. Değildir arkadaşlar. Şimdi çeşitli fiiller görmektesiniz şu anda. Bu sizin için önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. S, H, C. Şedde yok zaten. Ama S, H, C şedde var. Muzaaf mıdır? Değildir. Bir fiilin muzaaf olabilmesi için kendisindeki şedde asli olarak, yani asli harflerinde bulunması gerekir. Daha açık ifade etmek gerekirse şeddenin ne olması lazım? Şedde nasıl bir fiilde bulunursa o fiil muzaaf olur. Fiilin sülasi mücerridini bilmemiz lazım. Yani yalın hali. Bir fiilin yalın halinde şedde varsa veya şedde yoksa da aynı harfin tekrarı varsa, hani medde, medda, meddut hep şedde var. Meddet var. Meddete hala şedde var ama mededne şedde yoktu orada. Ama yine de neydi? Muzaf idi. Şedde çözülmüştü sadece. Aynı harfin tekrarı vardı. Mededne. Demek ki muzaf fiil nedir? Fiilin sülasi mücerredi. Diğer de işte yalın halinde şedde olması gerekir. A şıkkı bu. B şıkkı şedde yoksa da orijinal harflerin tekrarı olması gerekir. İşte m, d, d, n. Dal orijinal harftir ve tekrarı vardır. Şedde yok ama aynı harfin tekrarı. Yani yan yana aynı harfin yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla o da muzaaf oluyor. Şedde yok ama yine de böyle. Bu iki şık. Bunun dışında işte sehhace'ye bakıyorsun. Sehhace nasıl bir fiil? Sehhace kaç harften oluşuyor? Şöyle bir bakarsan. Sin 1, ha 2, cim 3 harften oluşuyor. Ama şedde nedir? Aynı harfi ard arda yazmamak için bir kısa yöntemdir değil mi? Esasen şeddeyi kaldırırsan orada 2 harf olduğunu görürsün. Yani sahhace nedir? S, ha, ha, c. Ha, ha. 2 tane ha var orada. Bir tane sin, ardından bir ha ve bir ha daha var. Sonra da cim var. Yani 4 harf var. 3 harf değil burada, 4 harf vardır. Dolayısıyla 4 harfli bir fiilde şedde gördün diye ona direkt muzaaf diyemezsin. Ne yapman lazım peki? Onun sülasi mücerridini biliyor olman lazım. Eğer bilirsen o zaman
onun sülasi mücerredinde şedde varsa işte o zaman ona muzaaf denilir. Burada şedde niye geldi? Baptan dolayı. Hani biz altı babı gördük kitapta. İşte faale yef'ulu, faale yef, faale yef'alu vardı. Fe'ule yef'ulu gibi altı tane kalıp görmüştük. Altı kalıbın dışında da kalıplar var. Bunları henüz görmedik. Dolayısıyla şeddeli olarak gördüğümüz her fiil muzaaf değildir. Ancak üç harfli ise ve şedde varsa veya şedde yoksa da aynı harfte tekrar varsa ona muzaaf diyeceğiz. Sahece görüldüğü üzere faale kalıbındadır. Yani tef'il babında farklı bir kalıptandır. İşte tesahhece burada da şedde var. Hemen buna muzaaf diyelim. Diyemeyiz. T bir harf, sin diğer harf. İki tane de ha var. Bir tane de cim var. Yani bayağı bir harf var burada. Buradaki şedde bab alameti olarak gelmiştir. Sahara. Sahara'yı şu kalıba aktarırsan sahara olur. Buradaki şedde fiilin orijinalinde yer almıyor. Buradaki şedde bab alameti. Bir alamet, bir işaret olarak eklenmiştir. Peki farklı şeylere bakalım. Sonuçta 5 tane üniteye bakmaya çalışalım. Sadece muzafa biz bakmayalım burada. İşte saha işlediğimiz 5 üniteden hangisiyle alakalıdır? Eksamu seba diyoruz. 5 tane şey işledik. Nedir? Nakıs fiildir değil mi? Saha elif dik elifle yazılmıştır. Şurada da saha ya benzeri yani yatık elifle yazılmıştır. Bunlar neyin göstergesiydi? Bunda benden soru. Bilenlerden cevap bekleriz. Yani buradaki dik elif ne gösterir? Şu yatık elifi, ya'ya benzeyen elif neyi gösterir? Bunlar nakıs fiil tabii ki. Nakıs fiili o baba aktarırsan seha diye yazılır. İleride bunlar göreceğiz zaten. Sehara, sehara olmuş. Şedde var hemen muzaaf diyemeyiz. Ama şöyle bir durum var. İşte bunu fark edebilmek önemli ve fark edeceksiniz. Sebbe bir muzaaf fiildir. Muzaaf fiili bu kalıba aktarırsak yani faale kalıbına aktarırsak sebbe de olur. Şu ikisine şu tam olarak şunlarla birlikte bakarsak orayı çözeceğiz. Buradaki püf nokta nedir? Bir muzaaf fiili tef'il babına aktarırsan yani dört harfli olarak gördüğüm bir fiil muzaaf mıdır değil midir nasıl anlayacağım ben? Diğer de işte bu. Şöyle anlarsın. Eğer muzaaf fiil bu kalıba aktarılır ise hem bir harfte şedde hem de ardından aynı harfte tekrar var. Bakın burada 3 tane dal var. Demek ki 4 harfli bir fiil görürsen şedde olsa bile şunda olduğu gibi 4 harflidir değil mi? Şedde açarsan 2 tane ha çıkar. Şedde açarsan 2 tane ha çıkar. Şedde açarsan 2 tane dal çıkar. Hangi harfte şedde varsa o harften 2 tane var demektir. Eğer muzaafsa o fiil şeddeyi açtığında aynı harften 3 tane oluşur. Değil mi? Dalda şedde var. Aç 2 tane dal çıkar. Bir de bu var. 3 dal. Seddele dalı aç 2 dal çıkar. O zaman muzaaf değil. Demek ki bir fiil 4 harfli ise onun muzaaf olup olmadığını nasıl anlarım? 4 harfli bir fiilden bahsediyorum. Muzaaf mıdır değil midir? Şeddeyi açtığında aynı harften 3 tane elde ediyorsan o da muzaaftır. İşte sedde de şedde aç 2 tane dal var. Bir de burada var 3 tane dal. Yani aynı harften 3 tane var. Dal olması önemli değil. Sin olsun, ha olsun. Hiç önemli değil. Aynı harften 3 tane yan yana varsa ona muzaaf dersin. Bu 4 harfli fiiller için geçerli. Eğer şurada olduğu gibi 2 harfli ise zaten şedde varsa direkt muzaaf. Şedde yoksa da aynı harfin tekrarı. Bu bilgiye dayanarak devam edelim yolumuza. Size şu kelime verildi mesela serrara muzaaf mı değil mi? Muzaaftır. Neden? Bir tane ra'da şedde var. Açarsam iki ra olur. Ardına bir ra daha var. Yani üç tane ra harfi yan yana. Dolayısıyla muzaaftır. Nitekim mücerridinin de muzaaf olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Peki serrabe şedde var. Aç iki tane ra çıkar. Öyleyse muzaaf değil. Zaten sülasi mücerridinin de muzaaf olmadığı görüyoruz. Serrade şedde açarsan iki tane ra olur. Muzaaf değil. Zaten sülasi mücerredi de değil yani. Sülasi mücerredi muzaaf olursa burası da muzaaf oluyor. Bunlar denk, eşitler. Başka bakalım konuya örneklik yapabilecek bir fiilimiz var mı buralarda?
Mesela ne var? SMD ne olur? Semmede olur. Semmedenin muzaaf olmadığını fark ediyorsunuz. Sahih, salimdir. Bunu bu kalıba aktarırsak semmede olur. Semmede muzaaf mıdır? Değildir. Başka bu şekilde muzaaf olan var mı? Yani burada ne anlatılmaya çalışılıyor? Senne, senne. İşin özeti arkadaşlar. Bir fiil iki harfle iki harf aynı harf yan yana yer alıyorsa senne. Üç harfli bir fiilden bahsedelim. Yani olayı iki kategori ayırabiliriz. Bir, üç harfli fiiller. İki, dört harfli fiiller. Üç harfli fiillerde arkadaşlar aynı harften iki tane varsa muzaftır. Dört harfli fiillerde aynı harften üç tane varsa muzaftır. Bu ikiyi üçe nasıl ulaşacağız biz? Şeddeyi açarak ulaşacaksın. Tamam, bu olay böyle. Peki geçtik. Burada bu var dedik. Mehmuz fiillere birazcık bakalım. Mehmuz fiiller de yapısında hemze bulunduran fiiller demekti. Mehmuz fiilleri de arkadaşlar mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam hemze neredeyse ona göre ayırmakta idik. Çekimi vardır. Sahih salim gibi çekilir. Bir değişiklik yok yani. Ekele, ekela, ekelune gibi. Ketebe, keteba, ketebu gibi. Hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Ekelen emri hazırında bir takım değişiklikler meydana gelmekteydi. Ekele, kara'yı gördük. İşte emir nehi çekimlerine geldik. Ekelenin emri hazır çekimi kül. Kül küla külü, külî küla külne. U küla u külü, u külî u küla u külne. Bu şekilde de çekimi mevcut. İkisini de bilmekte fayda var. Ardından misal fiilleri geliyor. Misal fiili de vavi yai olarak ayırıyoruz. Misal fiil ikiye ayrılıyor yani. Vavi yai. Oysa mehmuzu ne yaptı? Mehmuzul fa'in lam olarak üçe ayırdı. O üçe ayrılıyordu. Daha öncesinde gördüğümüz muzaaf fiiller ise ikiye, üçe falan ayrılmıyor. Ama onu ben ikiye ayırdım. Ne yaptım? Üç harfli fiiller, dört harfli fiiller diye ayırdım. Beş harfli fiilde nasıl olur? Altı harfli fiilde nasıl olur? Daha devamı var esasen ama o kadarını da sormazlar diye düşündüğümden bıraktım. Vecede, vavidir, vav var. Vesale, vekafe, ilk harf illet harfi artı vav. Dolayısıyla vavi. İlk harf illet harfi ise direkt mutel olur. Mutelin misal kısmı olur. Vav ise misalin vavi kısmıdır. Ya ise ya i kısmıdır. Yani ya ile gerçekleşmiştir. Çekim yaparken değişiklikler olduğunu hatırlıyoruz. Vecede, vecida, vecedu. Mazi çekiminde bir şey yok ama muzari çekiminde bazı değişiklikler olduğunu. Vecede, yecidu. Vav kayboldu. Yecida hani vav yok yani artık. Vav gitti. Muzari bir fiil ama 3 harfli diğer de işte değil mi? Tecidu 3 harfli ama muzaridir. Ecidu 3 harfli muzaridir. Oysa Ketebe'nin muzarisi yektubu 4 harfliydi. Yani normalde muzari 4 harfli olur. 6 kalıptan bahsediyoruz. İlk 6 bapta. Ama burada vav hasfedildiği için bir harfini kaybettiğinden 3 harfe düşmüştür. Bunu da geçelim. Ecvef fiiller var. Ecvef fiile geçmeden görüyorsunuz. Cid, cida, cidu, cidi, cida, cidne şeklinde çekimi mevcut bunun. Sıra geldi ecvef fiillere. Ecvef fiil ortanca harfi. Orta harfi illetli olan fiil demek idi. Kabaca o manaya geliyor. Bunu da yine vavi ve yai olarak ayırabiliyoruz. Görüyorsunuz ki elifi diye bir şık yok yani. Ecvef'te de yok, misalde de yok. Elifi diye bir şey yok. Nakısta da yok. Mehmus zaten hemzelenmiş demek. Eliflenmiş demek değil. Elifle hemze arasındaki fark neydi? Bu da bir soru. Peki bir ecve fiilin vavi mi yai mi olduğunu nereden anlarım? Yani oturduğumuz yerden bunu anlayamayız. Ne yapmamız lazım? Ne sözlüğe bakacağız? Ya da daha önceden zaten bakmışızdır, artık biliyoruzdur. İki seçenek var. Mesela kale sana diyelim yazdılar kale vavi mi yai mi? Bunu baktığında anlayabileceğin bir yöntem yoktur.
Ama Gale'nin çekimini biliyoruz. Gale yegulu. Kavlün mastarında vav çıkıyor ortaya. Kavlün. Kaf, vav, lam. Kavlün. O zaman vav olduğunu anlıyorum. Kame çekim yap, mastarında vav çıkıyor. Bu şekilde anlaşılıyor. Sara yesiru seyrun. Mastarda ya ortaya çıkıyor. Elif gidiyor. Böylece ya iyi olduğunu anlıyorum. Ba'a yebi'u bey'un. Ya ortaya çıkıyor. Nerede? Mastarda. Demek ki fiil vavi mi ya'i mi nasıl anlarım? Mastarına bakarak. Mastarını bildirsen anlarsın. Mastarını bilmiyorsan, görmediysen anlamak zordur. Kadir çekimi kale, kala, kalu, kalet, kaleta, kulne. Kulne'yi ne yazmamışlar? Bilemedim. Ha, şundan dolayı burada kalne gibi. Üzerinde bayağı ilaller var. Üzerinde işlemler var. Onu sırasıyla gösterdikten sonra yazacaklar. Beşinci üniteye baktığımızda nakıs fiildir görüyoruz. Nakıs fiil ne demekti arkadaşlar? Nakıs fiil noksan demek. Nakıs, noksanlığı olan bir fiil. Hangi yönde noksanlığı var? Sonuncu harekeyi kabul edebilme yeteneği eksik. Bu yüzden kendisine nakıs, yani eksikliği olan bir fiil demişlerdir. Da'a, raca, nema nasıl yok? Mesela şurada raca olsun, nema olsun. Da'a diyorum, bakın da'a e demiyorum. Yani sonuncu harfi hareke veremiyorum. Rava, rave e, rave ye diyemiyorum. Dolayısıyla harekeyi kabul edemiyor. Yani bir eksikliği var. Meşa, meşe ye, meşe e gibi bir telaffuz. Yani sonuncu harfe hareke verme işlemini yapamıyorum. Bu bakımdan kendisi eksiktir. Nakıstır. Elif-i maksure nedir? Bunu bileceğiz. Elif-i maksure nedir? Elif-i memdude nedir? Elif-i memdude dik yazılan elif. Memdud uzatan, uzatılmış. Bir de elif-i maksure kısa elif var. O da nedir? Ya gibi yazılır ama noktasızdır. Noktası olursa zaten o direkt ya olur arkadaşlar. Elif-i maksure ne? Elif-i memdude ne? Bunu bilmemiz gerekir. Mesela der ki aşağıdaki şıklardan hangisinde elif-i memdude yer verilmiştir veya verilmemiştir der. İşte A şıkkı Rava, B şıkkı Neva, C şıkkı Bena, D şıkkı Raca. Bul bakalım derler. Mesela, yani demeyebilirler de örnek olarak bunu söyledim ben. Çekimi de zaten diğer fiillere göre biraz daha değişiktir. Dedikten sonra geçtik fiil çekim kitabımıza. Elimizde çeşitli fiil çekim kitapları mevcut. Şimdi az önce işlediğimiz 5 kısma göre incelemelerde bulunalım. Be'ude bizim alanımıza girmez. Be'ade şedde var, muzaftır diyebilir misin? Diyemez. Neden? Bu fiil 4 harflidir. Öyleyse 3 tane aynı harf olması gerekir yan yana ki yok, mümkün değil. Göz gözükmüyor. Be'ade ecref olabilir mi? Ecref olabilir mi? Ortanca harf illet harfi mi? Değil. Buradaki bizim elifimiz, burada elif var değil mi? Ba'ade. Elif kelimenin aslından değil. Yani az önce gördüğümüz her şey kelimenin orijinalinde yer alıyor olması lazım. Orijinali derken sülasi mücerredi, yani ilk 6 babı kastediyor. Ba'ade. Buradaki elif arkadaşlar fa'ale, yani mufa'ale babından olabilmesi için bir alamet, bir işaret olarak eklenmiştir. Eba'ade hemze var, öyleyse mehmuzdur diyemezsin. Neden? Buradaki hemze kelimenin aslından değil. Kelimenin aslı be'ude. Üzerine işte elif ekliyor, elif ekliyorlar, hemze ekliyorlar. Bunlar orijinal harf değildir. Be'are, be'are. Eba'ara, teba'ara. Şedde var, muzaftır. Yok, değil. Neden değil? Ba'ara, çünkü sülalesi mücerredinde yok yani. Şedde yok. Peki devamına bakalım. Bega. Bega nasıl bir fiildir? Nakıstır. Sonuncu harf hareke alamamış, görüyorsunuz. İlk iki harfte hareke var, sonuncusunda yok. Peki bu elif nasıl bir eliftir? Maksure mi? Memdude mi? Bu da bir soru. Bega. Bu nasıl bir fiildir? Bega nakıs bir fiildir. Çünkü sonundaki elif kelimenin orijinalinde vardır.
buradaki elite bakarak bunun ecref olduğu iddia edilemez. Çünkü kelimenin orijinalinde yoktur. Ebga hala nakıstır. Buradaki hemzeyi görerek bunu mehmuz olduğu ileri sürülemez. Çünkü hemze kelimenin orijinalinde yoktur. Beka nasıl bir fiildir? Nakıstır. Nakısı vavi mi ya'i midir? Bu da ekstra bir soru. Beka. Bekiye. Yani şimdi anlatayım yeri gelmişken. Ekstra bilgi konuyla yani sizde pek ilgili değil. Size bu çıkmaz da sözlük kullanımı ile alakalı. Beka demiş bir çizgi çizip altına bir çizgi daha eklemiş. Bu şu demektir. Beka mazi. Muzarisin aynel fiili ise esre gelir. Beka yebgi yebgi yebka değil yani yebgi diye gelir diyor. Demek ki düz çizginin altındaki şu eğik çizgi esre demektir. Neyin esresi? Bu fiilin muzarisinin aynel fiilinin esresini, harekesini temsil ediyor. Hemen yanında bir de bekiye yazıyor. Bu nedir? Yani bu kökten ba, kaf ve elif şeklinde şöyle bir fiil de vardır. İkisi farklı farklıdır. Be-gi-ye. Bu da başka bir fiil. Beka ile be-gi aynı değil değil mi? İkinci harflerin hareketler farklı. Yanında düz bir çizgi, üzerinde bir çizgi daha var. Bu da diyor ki muzarisenin aynel fiili fetha ile gelir. Be-gi-ye'ninki fetha, beka'ninki esre gelir. Devam edelim biz. Burada ne yazıyor? Beka yazıyor değil mi? Beka, yeb-ki. Muzarisenin aynel fiili esre onu diyor. Peki beka nasıl bir fiildir? Nakıstır. Neden? Sonuncu harf illet harfi çünkü. Vavi mi ya'i mi? Bunu bilebilirsiniz. Belle muzaaftır. Bakın belle le 4 harfli fiilde 3 tane fiili, 3 tane harfin aynı olduğunu görüyoruz. Şeddeye çağırırsan 2 tane lam çıkar. Bir de burada lam var. Etti 3 lam. Ebelle. Diğer kalıplarda muzafi nasıl yazılır? Yani merak eden görebilir burada. Ebelle, tebelle, le şeklinde devam ediyor. Başka neye değinebiliriz burada? Başka ne gibi fiillerimiz var? Mesela bela var. Bela fiili. Sonunda ne var? Elif var. Bu elif niye dik yazıldı? Nakıs bir fiil aynı zamanda. Bella. Yine nakıslığı devam ediyor. Benne. Nasıl bir fiil? Muzaaf fiildir. Benne ne şeklinde yazılır. Bena diye bir fiil var. Bena da yine nakıstır. Buradaki elifin yazılışı ne manaya geliyor? Bunu fark ediyorsunuz. Ba'e. Ba'te. Ba'te. Ba'ra. Ba'ba. Ba'a. Hepsi aynı şey değil mi? İşlediğimiz konulara ilişkin olarak düşünürsek hepsi aynı şeydir. Nedir bunların her biri? Hepsi de ecveftir. Devam var tabi. Baqa, bane, tebbe, tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Tebbe neymiş? Muzaaf fiildir. Tebbebe. Yani kısaca şöyle bir baktık. Bunları gördük arkadaşlar. Tela var. Temme var. Şimdi bunları anladık tamam daha uzatma diyenler olabilir. Ne kadar anladığınızı Kur'an'dan çözümleme yaparak buna tahlil diyoruz. Kendi kendinizi test edebilirsiniz. Suratu Yasin. Yasin suresi 36. sure imiş. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Bir defa işlediğimiz konu bizim arkadaşlar fiillerle alakalı. Fiillerle alakalı. Surat kelimesi fiil değil, isimdir. Kapalı T aldığından anlayabilirsin. Yasin ise ya ve sin harflerinden oluşmaktadır. Hurufu mukatta'a deniliyor değil mi? Kesik harfler. Yani üzerine bayağı bir konuşabilirim ama usulü tefsire girer. Bu konumuz usulü tefsire değil. Geçelim. Vel Kur'anil Hakim. Vav bir harf. Yemin vavı. Yemin olsun ki. El-Kur'an kelimesi isimdir. Eliflamlıdır. Konu dışı. El-Hakim eliflamlı isim demek ki konu dışı. Yani evvela fiil bulman lazım. Konumuz fiiller değil mi? Muzaaf fiil diyoruz. Nakıs fiil diyoruz. Fiil bulman lazım. İnne harf, ked harf, zamirdir. L harf, min harf, cer. El-Mürselin isimdir. Eliflamlı. Ale harf, sıratın isimdir. Çünkü tenvinli. Müstakim de isimdir. Tenvinli. Tenzile mastar.
Nezzele yunezzilu tenzil tef'il babından mastar yani isimdir. El aziz isim elif lamlı, el rahim elif lamlı isim. Li tunzira. Evet bir fiil bulmayı artık başardık. Enzera yunziru tunziru li tunzira yani li en tunzira. Demek ki bu enzera veya nedira nedara sahih salimdir. Konumuzun dışıdır. Kavmen isim çünkü tenvin nedir? Ma unzira. Bu da konumuz dışı. Abahum isim, fehum, gafilun konu dışı. Anca bir tane fiil bulabildim. Yani üçüncü satırda anca fiil karşımıza çıktı. Hakka. Mazi fiildir. Hakka. Ne gibi? Medde, şedde, ferra, avva gibi bir muzdaaf ve mazi fiildir. Bulmuş olduk bir tanesini. Şedde açarsan hakka, ka gibi iki tane aynı harfin tekrarını görürüz. Başka fiil yu'minun var mesela. Eminedir bunun aslı değil mi? Aslı emine. Bunu daha önce anlattığımı düşünüyorum. Yu'minun aslı emine yani mehmuz bir fiil diyebiliriz. Evet emine. İlk harf hemzeli olduğundan mehmuzul fa'dır. Emine kelimesi daha sonra işte daha farklı bir baba ifal babına aktarılarak amene olmuştur. Amene yu'minu emene yu'minu şeklinde. Burası da şu anda arkadaşlar zaten ifal babından yani altı kalıptan değildir. İnna ca'anna ca'ale bizim konumuz değil. Mugmehun kâmehe harflerinden oluşur. Konumuz dışı. Evet, sedden. Hocam ne var? Şedde var. Öyleyse konumuza dahildir. Muzaf fiildir diyemeyiz. Neden? Fiiller bir defa arkadaşlar tenvin almaz. Tenvin iki estre, iki üstün, iki ötre ediyoruz. Bu kelime tenvin almıştır. Dolayısıyla şedde var diyerek direkt muzaf diyemeyiz. Bu bir isimdir. Dolayısıyla konu dışıdır. Sedden. Her ikisi de aynı şey için geçerli. Ebu sara yusiru besara kökünden. Bu da konu dışıdır. Ne de konu dışı? Fiil ama bizim işlediğimiz beş şey içerisine girmiyor yani. Enderte nedera nedira. Bu da konumuz dışı. Az önce bunu söyledim. Tundera tebe'e tebi'e kökündendir. Dolayısıyla o da konumuz dışıdır. Haşiye. Haşiye sonu ya ile bitmiştir. Kendisi nedir arkadaşlar? Nakıs bir fiildir. Febeşirhu. Beşşera. Beşşir hocam şedde var. Kaç harfli? Fe başka bir harf. Beşşir başka bir kelime. Hu başka bir harf. Yani bu febeşiri görüp kaç harfli falan denilmez. Kemen aslı beşşir. O da nedir? Beşşera yübeşşirudan emri hazırdır. Beşşir. O da beşara veya beşşire. Yani bu kelime muzaf değildir. Muzaf olmadığını ifade edelim. Çünkü şeddi aşında iki tane harf aynı harf elde ediyoruz. Oysa bu dört harflidir. Üç tane elde etmemiz gerekirdi. İnna nahnu nuhyi ahya yuhyi nuhyi. Bu da nedir? Nakıstır. Hayye yahya nakıs bir fiil. El mevta. Bu isim olduğundan konumuz dışı. Nektubu ma kaddemu kaddeme. Kaddema kaddemu. Muzaf mı? Değil. Çünkü dört harften oluşur. Vav cemi vavı. Beşinci harf değil. Elif elifi farka. Altıncı harf değil. Kelime burada kaddemeden oluşur. Onun da sülasi mücerridi orijinal hali kadime 3 harftir ve şeddisizdir. Dolayısıyla muzaf bir fiil değil bu. Ahsaynahu ahsaytu ahsayna. Bunlar hep konu dışı arkadaşlar. Ca'e ecveftir. Ortada illet harfi var. Kedbebe aslı kedebe, kedibe. Bu da muzaf değildir. Azzezna Azzeze. Yani bu da yine muzaf değildir. Mi acaba? Ne düşünmeliyiz? 1. Şeddi açarsam iki tane aynı harften elde ederim. Bir tane de var zaten burada. Aynı harften 3 tane var. Dolayısıyla muzaftır. Fekalu kalı kökünden. Demek ki ecvef. Kalu yine ecvef. Enzele hemzeyi görüp buna direkt mehmuz diyemeyiz. Buradaki hemze zaittir. Kelimenin aslından değil. Nezele aslı. Demek ki muzaaf değildir. K
Kalu galik kökünden demek ki ecvef. Başka var mı? Burada bırakalım artık. Bir kendi çalışmamız vardı. İşte çeşitli kalıpları muzafmış, mehmuzmuş, kuru Kur'an-ı Kerim'de araştırmıştık daha önceden. Kur'an-ı Kerim'de mehmuz fiillere örnek. İb ebeka ve atharal hayati dünya. Hayati dünya. Burada sağ taraftakiler, şu rakamlardan, sayılardan bahsediyorum. Sağ taraf sure numarası, sol taraf ayet numarasıdır. Mesela 37. surenin 140. ayeti, 79. surenin 38. ayeti şeklinde aşağı doğru sıralanmıştır. Detay isteyen ne yapar? Elindeki Kur'an-ı Kerim'in işte ilgili suresini, ilgili ayetini açarak bu ayetleri orada görebilir. Zaten kırmızı olarak mehmuz fiilleri biz belirttik. Orada bizzat kendiniz de görebilirsiniz. Mehmuz fiiller yine devam ediyor burada. Görüyorsunuz sure numarası, ayet numarası. Muzaf fiiller de bulmuştuk arkadaşlar. Tebbet ye de hemen zaten görüyorsunuz burada. Temmet, femma, işte femen hacce. Devamı da burada. Biraz da nakıs fiil gösterelim. Nakıs fiilden örnekler. Vel erva ba'de velike deha. Deha fiil, ha ise zamir olarak gelmiştir. Fümme dene fete delle. Dene. Neden elif dik yazılmış mesela, artık bunu biliyoruz. Ve leyli ida seca. Ve devamı burada. Muzaf fiil göstermedik sanırım. Muzaf fiil de görmüş olalım böylece. Birinci baptan Kur'an-ı Kerim'den, ikinci baptan yine Kur'an-ı Kerim'den muzaf fiilleri görmekteyiz. Böylece çekimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Başarılar dileriz.